AK Parti'nin muhafazakar kimliğinden ziyade daha çok milliyetçi bir kimlikle, milliyetçi bir lisanla konuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Yine AK Parti'nin insanların gündelik hayatına dokunan siyasetlerinde, özellikle ekonomide ve diğer alanlardaki başarılarında ciddi bir gerileme söz konusu. Ve üçüncü olarak da AK Parti özellikle 2015'ten bugüne gelen süreç içerisinde Türk meselesini demokratik siyaset içinde çözme konusunda herhangi bir söz söylemiyor veya bundan tamamıyla geriye çekilmiş durumda. Dolayısıyla AK Parti'ye seçmeni, Kürt seçmeni AK Parti'ye bağlayan bu dinamiklerin örselenmiş olması, bu dinamiklerin törpülenmiş olması yeni arayışları beraberinde getiriyor. Bu arayışlar işte Deva Partisi ve Gelecek Partisi şeklinde iki yeni oluşuma da kaynaklık etmiş durumda. Bu iki oluşumu tek tek değerlendireceğiz elbette ama ben bu iki oluşumun ortaya çıkmasının bile başlı başına önemli olduğunu düşünüyorum. AK Parti şu açıdan son derece önemli. Bugüne kadar seçmen, AK Parti'ye oy veren seçmen, AK Parti'den rahatsız olsa bile başka bir alternatif bulamadığı için kerhen de olsa AK Parti'nin sınırları içerisinde kalmaya devam ediyordu. Ama şimdi artık kendi muhafazakar kimliğine sahip çıkan bu 2002'den bugüne gelinen, bugüne kadarki kazanımlarını koruyan, bu konuda herhangi bir tehdit oluşturmayan iki farklı alternatif var. Dolayısıyla bu alternatiflerin varlığı bizzat AK Parti için, AK Parti'nin bölgedeki varlığı için ciddi bir tehlikeye tekabül ediyor.